içimize sürüklediği, yüreğimize, vicdanımıza ağır gelen, kabul edemediğimiz bir vahşet için toplandık. Narimizi vahşi bir cinayet sonucu kaybettik. Narim için binlerce ağlayan, mezarına notlar bırakan, onu tanımasa da yüreğinde hisseden ve yaşatan, günlerdir her cümlesinin ya başı ya sonu narin olan, 7'den 70'e tüm kız çocuklarının ve kadınların başı sağ olsun. Bu vahşetin gelişinin nasıl olduğunu biliyoruz maalesef. Bir kereden bir şey olmaz. Küçüğün rızası var. Bağırsaydı sesi duyulurdu diyen bu anlayışım, bugün geldiği noktanın mimarlarına sesleniyorum. Dün çocuklara yönelik istismarı araştırmayı reddederek, bugün Narin'i, Leyla'yı, Hazal'ı, Zeynep'i kara toprağa mahkum etmekten utanmıyor musunuz? 2016 yılından bu yana kaybolan çocuklara ilişkin verilerin olmayışından, bu verileri gizlemekten utanmıyor musunuz? Biz sizin yerinize de utanıyoruz. Ve sessiz bir şekilde seyirci kalanların yerine uykusuz geceler geçirip çocuklarımızı nasıl koruyacağız diye düşünüyoruz. Son 2,5 yılda toplam 3.364 çocuk önlenebilir sebeplerle hayatını kaybederken oturduğunuz o koltuklar bir kez bile sizi rahatsız etmedi mi? Adalet Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında çocuk istismar suçundan açılan dava sayısı 31.216'dır. Türkiye İstatistik Kurumu 2008-2016 yılları arasında 104.531 çocuğun kaybolduğunu açıkladı. Sonrasına dair son 8 yıldır kaybolan çocuklara dair ise veri paylaşılmıyor. Görüldüğü üzere Türkiye'de kayıp çocukların sayısı sır gibi saklanıyor. Sadece 2023 yılında çocuk istismar nedeniyle yargıya geçen dosya sayısı 66.000. Narinimiz hepimizin, tüm kamuoyunun baskısıyla 19 gün sonunda bulundu. Soruyoruz, 120 haneli köyde 3 savcı ile Narin'in ne olduğunu, nasıl öldürüldüğünü açıklamayan, her şeyi halktan saklamayı düşünmüş olanlara soruyoruz. Neden sustunuz? 19 gün o bedeni ruhunuz taşıdı mı? Sizin vicdanınıza ağır gelmeyen ama yıllardır öldürülen yüzlerce çocuğun hainini, İçini boşalttığınız yargıya teslim etmemek için mi sustunuz? Yıllardır anlamadınız. Canın ve vicdanın siyaseti olmaz. Çocukların canı üzerinden siyaset hiç olmaz. Bu haykırışlarımız siz vicdan sahibi olun diye değil, halkınızdan çalınan adaleti teslim edin diye. Sizlere ağır gelen o koltuklardan siz kalkıncaya kadar kayıp çocuklarımızın tek tek hesabını soruncaya kadar buradayız. Narin tek örnek değil ama son olsun diye mücadelemiz. Küçücük çocuklarımıza yaşatılan ve faillerin cezasız kaldığı kabuslar maalesef bitmiyor. Çünkü yarattığınız cehennemde o küçücük bedenler yanıyor. Narin kızımızın hayattan vahşice koparılışının sebebine ve suçlularına henüz ulaşılamamışken Tekirdağ'dan gelen haberle sarsıldık. Sıla bebeğin öz annesinden şiddet görmesi, üvey babası ve komşu çocuklarının istismar sonucunda hastanede entübe halde olması hepimizi kahretti. 2 yaşında, sadece 2. Türkiye'de çocuk cinayetleri ve istismarı kadın cinayetlerinde olduğu gibi politiktir. Aile ve cinsiyetçi tacizini kutlayarak kadınların ve çocukların kurban edildiği sistem, bu şiddetin, bu cinayetlerin asıl nedenidir. İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6.284 sayılı kanunu hedef alan bu ülkenin kadınlarına ve kız çocuklarına, yaşam yerine ölümü reva gören zihniyetle mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Buradan sesleniyoruz. İktidara geldiğimizde ilk işimiz, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe sokmak ve 6.284'ü gerektiği gibi uygulamak olacaktır. Çocuklarımızı hayattan koparan, katleden bu karanlık ve vahşi zihniyetteki failerin bulunması, olayların ardındaki tüm gerçeklerin açığa çıkarılması ve faillerin en ağır cezaları alması için titizlikle ve sağduyu ile dava dosyalarını Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Koya önderliğinde takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Teşekkürler katılımlarınız için.